yani Türk milletinin huzuruna ve tarih sahnesine çıkışı onun için bir avantajdır. Sonra 1914-18'de Osmanlı dağılınca, biraz da önce değerli hocam anlattı. Kongreler dönemi, milli mücadele dönemi, Ankara 27 Aralık 1920, meclisin açılışı ve düzenli ordu kurulması. Burada problem var. Şimdi işte dünyadaki bu dünya savaş tarihiyle uğraşan strateji ustaları ve savaş ustalarının pek de kavrayamadıkları bir durum çıkıyor. Çok kısa sürede düzenli bir ordu oluşturuluyor. Çok kısa sürede. Bu düzenli ordunun bir kaynağı yok. Maliyesi yok. Finansman yok. Ama oluşuyor. Bir ruh var. Ve o oluşturduğu kadro, Mustafa Kemal'in o milli mücadele Çanakkale'de oluşturduğu kadro yavaş yavaş etrafına toplanıyor. Geliyorlar. Birinci İnönü, ikinci İnönü Savaşı, Kütahya-Eskişehir muharebeleri bir yenilgidir. Eskişehir kaybediliyor. Mustafa Kemal Paşa mecliste, biraz önce Sinan Bey bahsetti, aslında beş değişik grup vardır, tartışıyor. Muhteşem, müthiş bir tartışma Mustafa Kemal'in karşısında. İttihat Terakkiciler var, Enver Paşa bekliyor. Rusya'da durum elverişli olunca gelecek. Onlar var. Padişahı savunanlar var. Halifeliği savunanlar var. Muhafazakar grup var. Bir de Mustafa Kemal'in kurduğu o müdafi hukuk geleneğinden gelen bir grup var. Bu meclis dünyanın en meşru, en haklı ve en kutsal savaşını yönetiyor. Çok muhteşemdir bu. Başkomutanlık yetkisi almasına rağmen her şey mecliste çözülüyor. Muhteşem evet. Bir olay bu. Bu dünya savaş tarihinde yok. Ne Büyük İskender yapmıştır bunu, ne Sezar yapmıştır, ne Hannibal yapmıştır, ne Napolyon yapmıştır. Yani bir parantez açayım. Evet. Bu başkomutanlık meselesi çok çarpıtılıyor. Onu ben de birazdan açıklayabilirim ama evet. Naim Babiroğlu burada çok önemli noktanın altını çizdi. Başkomutanlık yetkilerine rağmen Başkomutanlık Kanunu'nun 3. maddesinde diyor ki meclis isterse, eğer memnun değilse başkomutanlık yetkilerini geri alabilir. Evet. Dolayısıyla şey değil bu yani. Bazılarının iddia ettikleri gibi meclisin devre dışı bırakılması falan değil. İkna ediyor ve tabii. Gidiyor. Evet. Ve o